Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki hesap grubumuz pasifte yer alan 32'li gruplar, yani ticari borçlar. Ticari borçlar, işletmenin ticari faaliyetlerine dayalı senetli ya da senetsiz borçlarının ve vermiş olduğu depozito, daha doğrusu almış olduğu depozito ve teminatların izlenmiş olduğu pasif hesaplardır. Pasif hesap gruplarıdır. Peki 32'li gruplarda, yani ticari borçlarımızda hangi hesaplarımız var? Şimdi bunları tek tek bir bakalım. Arkadaşlar, 32'li grup dediğimiz ticari borçlarımızda 320 satıcılar hesabı. Satıcılar hesabı işletmenin senetsiz borçlarının izlendiği bir hesaptır. Pasif bir hesaptır ve diğer pasif hesaplarda olduğu gibi artışlar alacaklı tarafa, azalışlar ise borçlu tarafa kaydedilir. Ve hesap kalan verecekse eğer, alacak kalanı verecektir. Diğer pasif hesaplarda olduğu gibi. Diğer hesabımız 321 borç senetleri hesabı. Borç senetleri hesabı ise işletmenin senetli borçlarının, yani örnek ticari mal alışında karşılığında senet keşide etmesi, yani keşide demek geçmiş konularımızdan da hatırlayacağınız gibi düzenlemek anlamına geliyor. Ve işletmenin senetli borçlarının, yani keşide ettiği, borçlarını gösterdiği senetlerin izlendiği bir hesaptır. Ve yine pasif bir hesaptır. 322 borç senetleri reeskonto hesabı. Bakın, buradan daha önceki yıllarda sözel soru da geldiği gibi yine aynı şekilde birazdan göreceksiniz. Kayıt anlamında da sorularımız geldi. Ama borç senetleri reeskonto hesabı pasifte yer alan, yanında eksi, yani düzenleyici bir hesap olan, ki biz bu hesaba pasifi düzenleyici aktif karakterli bir hesap diyoruz ve yine ticari borçlarda yer alan düzenleyici bir hesabımızdır. Ama burada dikkat etmeniz gereken şu tarz sorularda aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici aktif karakterli bir hesaptır tarzındaki sorularımızda yine borç senetleri reeskontunda da tekrar ediyorum pasifi düzenleyici aktif karakterli bir hesap olduğunu bilmemizde fayda var. Devam ediyorum. 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı. Alınan depozito ve teminatlar. Aslında bunu biz geçenki bölümlerimizde aktif tarafta verilen depozito ve teminat olarak gördük ve işledik. Yani işletme eğer depozito ya da teminatı veren taraf ise aktifte yer alan 126 verilen depozito ve teminatlar hesabını kullanacaktır. Ama eğer bu depozito ya da teminatı alan taraf ise bu durumda da pasifte yer alan 326 alınan depozito ve teminatlar hesabını kullanmaktadır. Ve son olarak da 329 diyoruz. Diğer ticari borçlar hesabı, ki bunu özellikle duran varlık örneklerinde birkaç örneğimizde değindik. Birazdan göreceksiniz. Ticari mal dışındaki varlıkların veresiye, kredili alınmasında kullanacağımız yine pasif karakterli bir hesaptır. O zaman 32'li grup ticari borçlarda toplamda 4 tane ana hesap, 1 tane de düzenleyici hesabımız var. Bu 4 tane ana hesabın işleyişi tıpkı diğer pasif hesaplarda olduğu gibi artışları alacaklı tarafa, azalışları borçlu tarafa kaydedilir ve eğer hesap kalan veriyorsa alacak kalanı verecektir. Ama borç senetleri reeskonto hesabı ise pasifte yer alır. Yanında eksi işareti var. Yani düzenleyici bir hesap. Ama biz bu hesaba pasifi düzenleyici, aktif karakterli bir hesap diyoruz. Yani bu hesap ilk kayda alındığında, artış olduğunda tıpkı aktif hesap gibi önce borçlu, ardından hesabı kapattığımızda ise alacaklı tarafa veya hesap azaldığında ise alacaklı tarafa kaydediyoruz. Ve hesap eğer kalan verecek ise, 322 borç senetleri reeskonto için konuşuyorum, kalan verecek ise tıpkı aktif hesap gibi borç kalanı verecektir. Şimdi bunları örnekler üzerinde inceleyelim. Ama arkadaşlar, pratik olarak şu bilgileri bilmenizde fayda var. Bakın bunlar önemli bilgiler. Kitabımızda da bu ince ayrıntıları özellikle görebilirsiniz. Bakın, 320 satıcılar hesabını özellikle şöyle kullanmamızda fayda var. Eğer soruda işletme ticari malı veresiye,
Yani diğer adıyla kredili almıştır dediğinde kullanacağımız hesap 320 satıcılar hesabıdır. Ama eğer ticari mal dışındaki bir varlığın veresiye kredili alınmasından bahseder ise, örnek veriyorum, işletme faaliyetlerinde kullanmak için bir demirbaş satın alıyor. Geçmiş konumuz. 255 demirbaşlar bir duran varlık hesabıdır. Ticari mal olmadığına göre biz bu demirbaşları, yani ticari mal dışındaki varlıkları veresiye kredili aldığımızda ise kullanacağımız hesap 329 diğer ticari borçlar hesabıdır. Yani buradaki ince ayrıntıya dikkat edin. Eğer diğer ticari borçları kullanacaksan ticari mal dışındaki varlıkların veresiye kredili alınmış olması gerekmektedir. Peki geçmiş yıllara baktığımızda gerek KPSS'a, gerek kurum sınavı, gerek mali müşavirlik staja başlama, bunlarla ilgili, bu konularla, bu hesaplarla ilgili soru kalıplarımız nasıl gelmiş? Hemen şöyle birkaç örneğimizi verelim. Birinci örneğimizde şöyle diyoruz. ABC işletmesi 01.10.2016 tarihinde 5000 TL artı %18 KDV ile veresiye mal almıştır. Kaydını yapınız. Basit bir örnek kalıbıyla önce başlayalım. Şimdi arkadaşlar, 01.10.2016 tarihinde yapacağımız yevmiye kaydı şu şekilde. İşletme mal almıştır. Yani satmak amaçlı ticari mal almıştır. Bu durumda kullanacağımız hesap 153 ticari mallar hesabıdır. Aktif bir hesaptır. Aktif hesaplar arttığında borçlu, azaldığında alacaklı çalışırdı. Geçmiş konumuzu hatırlayalım. Peki bu soruda olduğu gibi işletme ticari mal aldığına göre, stoktaki malları arttığına göre aktif hesap olan 153 ticari mallar hesabını borçlu tarafa yazıyorum. Ne kadarlık bir mal alışı var? 5000. KDV'si. Hatırlayın, biz eğer bir varlık ya da bir ticari mal alıyorsak, karşı tarafa bizim ödediğimiz KDV, aktif hesap olan 191 indirilecek KDV hesabına kaydedilirdi. 5000 TL'nin %18 KDV'si ise 900 TL diyoruz. Şimdi kendinizi işletmenin yerine koyalım. İşletme mal alıyor, yani siz mal alıyorsunuz ama malı aldığınız zaman ödeme yapmıyorsunuz. Örnek, ben bu malı aldığımda nakit bir ödeme yapmış olsaydım bu para kasadan çıkmış olacaktı. Alacaklı tarafa yüz kasa hesabı yazacaktım. Eğer ben bu malı aldığım zaman çek ciro etmiş olsaydım 101 alınan çekler alacaklı çalışırdı. Bu malı aldığım zaman çek keşide etmiş olsaydım 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını alacaklı tarafa yazacaktım. Peki bu soruya göre biz bu malı aldık ama ödeme yapmadık henüz, borçluyuz. Peki senet var mı bu borcun karşılığında sorumuza göre? Yok. O zaman senetsiz bir borcumuz var ve işletmenin ticari mal alışlarındaki senetsiz borçlarını 320 satıcılar hesabına kaydedeceğiz. Pasif bir hesaptır. Pasif hesaplar arttığı zaman alacaklı, azaldığı zaman borçlu çalışır. Ve siz mal aldığınız zaman, veresiye borçlu mal aldığınız zaman sizin mal aldığınız firmaya olan borcunuz arttığı için pasif hesap arttığında alacaklıdır dedim. O zaman 320 satıcılar hesabını alacaklı tarafa yazıyorum ve toplam borcumuz 5900 TL diyoruz. Yapacağımız kayıt bu şekilde. Eğer ola ki bu soruda bu malın karşılığında senet verildi, senet keşide edildi deseydi, o zaman 320 satıcılar hesabının yerine 321 borç senetleri hesabını yazacaktık. Yani bizim işletmemizin karşı tarafa olan borcu senetli hale getirilmiş olsaydı 321 borç senetleri. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sorunun birbiriyle bağlantılı gitsin. Şöyle ikinci aşamasını getirelim. İşletmenin satıcılara olan 5900 TL'lik
5900 TL'lik senetsiz borcu vadesinde ödenemeyip ileri vadeli 6000 TL'lik 6000 TL'lik senet keşide edilerek uzatılmıştır. Yapılacak kayıt nedir? Bakın, sizin az önceki soruda satıcılara 5900 liralık senetsiz bir borcunuz vardı. Ama vaat ettiğiniz günde bu borcunuzu ödeyemediğinizi varsayıyorum. Ve teklifiniz şu şekilde. Senedin, daha doğrusu senetsiz olan bu borcunuzu senetli hale getiriyorsunuz. Ama senetli hale getirdiğinizde ise vadeyi uzattığınız için arada bir vade farkı söz konusu. Yani 5900 lira olan borcunuz şimdi 6000 liraya yükseldi. Yani 100 lira vade farkından dolayı borcunuz arttı. E bu sizin için, borçlu firma için bir giderdir. Vadeden kaynaklı giderdir. Yani faiz gideridir. Ama muhasebede faiz gideri diye bir hesap olmadığı için biz bunu 780 finansman giderleri hesabında gösteriyoruz. Peki kaydımız nasıl olacak? Arkadaşlar, yapacağımız kayıtta ise bakın bir önceki örnekte yer alan 320 satıcılar hesabı, yani işletmenin senetsiz borcunu gösteren şu hesabı artık kapatıyorsun. Çünkü artık bu soruya göre senin senetsiz bir borcun yok, yerine senetli bir borcun var. O zaman 320 satıcılar hesabını ters kayıtla kapatıyorum. 5900 lira. Fakat yerine artık senet meydana geldiği için ve borcunu gösteren bu senet 321 borç senedi olduğu için, pasif hesap olduğu için alacaklı tarafa 321 borç senetleri hesabını kaydediyoruz. Ama tutarı 6000 TL. Peki arada 100 liralık bir fark var ki az önce söyledim, vadeden kaynaklı bir farktır. Yani sizin için bir giderdir. Yani ne gideridir bu? 780 finansman giderleri hesabıdır. Ve 780 finansman giderleri maliyet muhasebesinde yer alan 7A'da yer alan bir hesap olup borçlu tarafa ilk kayıtta yazılacak ki tutarına 100 TL diyoruz ve böylelikle kaydımızı tamamlıyoruz. Burada da ek bir bilgi verelim. Bu soruda size sözel olarak gelme ihtimali yüksek. 780 finansman gideri veya şöyle söyleyelim, maliyet muhasebesinde kodu 7 ile başlayan bütün hesaplar maliyet hesapları. Ve kendi arasında ikiye ayrılmış bu hesaplar. 7A ve 7B. 7A ve 7B'de yer alan tek ortak hesap, bu yine bir KPSS 2014 ya da 2013 sorusu, gelmiş sorulardan birisi. Finansman giderleri hem 7A'da hem de 7B'de yer alan tek ortak hesaptır. Peki 780 finansman gideri 7A'da yer alıyor. Koduna baktığımızda 780 7A'da yer alan bu hesap nasıl kapatılır dönem sonunda? Maliyet hesapları yansıtma hesabı aracılığıyla kapatılır. Yani örnek veriyorum, bir kısmı bilançoda, bir kısmı gelir tablosuna aktarılacak. Peki arkadaşlar, 780 finansman gideri o zaman 781 finansman giderleri yansıtma hesabı aracılığı ile gelir tablosunda iki hesaptan birine aktarılır. Eğer bu finansman giderinde vade uzun ise 661 uzun vadeli borçlanma giderine, kısa ise vade 660 kısa vadeli borçlanma giderine aktarılır. Bu ek bilgiyi de unutmayalım. Ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu durumda satıcılar hesabının ve borç senetleri hesabının ilk kayıtlarını örneklerimizde görüyoruz. Eğer işletme olarak bu borcumuzu ödediğimizde borcumuz azaldığı için o zaman da 321 borç senetleri hesabını ters kayıtla kapatıp borcumuzu nasıl ödediysek alacaklı tarafa yazıyoruz. Yalnız şöyle bir örnek kalıbına daha hemen değinelim. İşletmenin nominal değeri 60.000 TL olan
Borç senetlerinin dönem sonu tasarruf değeri 57.000 TL'dir. Bu bilgilere göre soru 1, 31.12 yani dönem sonunda yapılacak kayıt. Soru 2, 01.01 yani izleyen yılın başında yapılacak kayıtlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, özellikle 2015 yılında da alacak senetlerinde de anlatmıştım zaten reskont olayı. Ve yine 2015'te gelmiş sorularımızdan birisi. Bakın. Soruda sana öncelikle reskonta dair bir bilgi verilmediğini varsayalım. Bu soruda olduğu gibi. Ama kolay bir soru. Hocam diyeceksin, ben bunun reskont olduğunu nereden anlayacağım? Şöyle ki, reskont ilk dersin konusu dönem sonunda alacak ve borç senetlerine uygulanırdı. Dönemsellik ilkesi gereği. Zaten bak dikkat edersen bize dönem sonu kaydı ve izleyen yılın başındaki iptal, kapanış kaydını soruyor. O zaman arkadaşlar, bu soruda bir, nominal değer var, diğer adıyla itibari değer, yani üzerinde yazılı olan değer. İki, tasarruf değeri verilmiş, yani peşin değeri verilmiş. Peki, reskontun formülünü hatırlayalım. Arkadaşlar, reskontun formülü şöyleydi. Nominal değer eksi tasarruf değeriydi. Peki, sana reskont demiyor dikkat edersen. Ama reskont olduğunu nereden anlayacaksın? Bir, alacak ve borç senetlerine uygulanan bu işlem için soruya baktığımda borç senedinden bahsediliyor. İki, borç senedinin nominal değeri ve tasarruf değeri veriliyor. Üç, dönem sonu ve izleyen yılın başındaki kayıtlar soruluyor. Yani sana reskont soruluyor. O zaman reskontun ne kadar olduğunu hemen bir bulalım. Nominal değeri 60.000 TL ise eksi, tasarruf değeri ise 57.000 TL dediğine göre o zaman reskont tutarımız 3.000 TL'dir. Ve bu 3.000 TL'nin önce dönem sonu ardından izleyen yılın başındaki iptal kayıtlarını yapıyoruz. Ve şöyle diyoruz. 31 Aralık dönem sonunda yapacağımız kayıt. Tekrar ediyorum. Reskont alacak ve borç senetlerine uygulanır ki soruda borç senedinden bahsediyor. Peki borç senetlerine uygulayacağımız reskontta yani kayda alırken hangi hesabı kullanıyoruz? Hemen hesaplarımıza bakalım. 322 borç senetleri reskontu dedik. Yalnız bu hesap pasifi düzenleyici aktif karakterli bir hesaptır. Yani ilk kayda alındığında aktif hesap gibi borçlu çalışır. O zaman borçlu tarafa 322 diyoruz. Borç senetleri reskontu hesabı ki reskont tutarımız hesaplamamızda 3000 TL geliyor. Ve reskont kayıtlarında dönem sonunda ya da izleyen yılın başında ilgili bir gelir ya da gider hesabı yazmanız gerekiyordu ki bakın alacaklı tarafa yazacağımız bu kayıtta şöyle düşünün. Gelir tablosunda hangi hesaplar alacaklı tarafa yazılırdı? Gelirler mi giderler mi? Gelirler. O zaman demek ki bu reskont için dönem sonunda alacaklı tarafa reskonttan kaynaklanan bu geliri 647 reskont faiz gelirleri hesabına aktarıyorum. Tutarı 3000 TL diyorum. İşte dönem sonu kaydı. Değişmiyor. Kalıp. Yalnız 01.01.2016 diyelim örnek veriyorum. İzleyen yılın başında yapılacak kayıtta ise bakın şimdi, ilk kayıtta biri bilanço, diğeri gelir tablosunda yer alan bir hesap. Bilanço hesabını izleyen yıl ters kayıtta kapatabilirsin ki kapatıyorum. Yani 322 borç senetleri reskont hesabını artık kapattım. Yalnız 647 hesabı zaten 31 Aralık'ta yani dönem sonunda 690 dönem kar ya da zararı hesabına devredilir ve kapatılır. Yani bu hesabı sen ertesi yılın başında kapatacağım diyemezsin. Zaten bu hesap 31 Aralık'ta kapandı. Peki bunun yerine ne yazacağım? Takıldığın anda şöyle düşün. Hesabı kapattıysan, borçlu tarafa hesap yazılacaksa, biz gelir tablosunda yer alan gider hesaplarını borçlu tarafa yazarız. O zaman reskonttan kaynaklanan bu gideri de 657 reskont faiz giderleri hesabına aktarıyorum ve tutarı da 3000 olduğuna göre 3000 TL diyoruz.
Ve reskontla ilgili yine bir örnek kalıbımız. Benzer örneğini alacak senetleri reskontunda da zaten göstermiştik size. Devam ediyorum. 326 alınan depozito ve teminatlar. Biz bu hesabı aktifte gördük. Ama şöyle gördük tabii ki. 126 verilen depozito ve teminatlar olarak gördük. Yani işletmenin üçüncü kişilere bir işin yapılması karşılığında verdiği depozito ve teminatları aktifte 126 hesabında gördük. Ama burada ise alınan depozito ve teminat diyor. Yani bu teminatı ya da depozitoyu alan kişi firmadan bahsediyor. O zaman arkadaşlar bu hesapta ise işletmenin üçüncü kişilerden almış olduğu depozito ve teminatların izlendiği bir hesaptır diyoruz. Ve şimdi birazdan örnek kalıbımızda daha iyi anlayacaksınız. Hemen şöyle bir örneğimizi yazalım. İşletme 01.08.2016 tarihinde açmış olduğu ihale için ABC işletmesinden nakit 10.000 TL tutarında teminat almıştır. Nakit 10.000 TL tutarında teminat almıştır. 20.08.2016 tarihinde ise 20.08.2016 tarihinde ise ihale şartlarını yerine getiremediği için ABC işletmesinin verdiği teminat iptal edilmiştir. Bu bilgilere göre iki tarihte yapılacak kayıtlarımızı gösterelim. Önce 01.08.2016 tarihindeki kaydımıza bakıyoruz. Bu tarihte işletmemiz bir ihale açıyor ve karşı taraf ABC işletmesinden nakit 10.000 lira teminat alıyor. Nakit aldığına göre bu para kasaya girdi. Kasadaki totaldeki para arttı. Yani 100 kasa hesabı borçlu. 10.000 TL. Kasaya giren bu para nereden geliyor arkadaşlar? Soruya göre teminat aldık. İşletmenin üçüncü kişilerden almış olduğu depozito, güvence bedelleri, teminat bedellerini hangi hesapta gösteriyoruz? 326 alınan depozito ve teminat. Pasif bir hesap olduğuna göre pasif hesaplar ilk kayda alındığında alacaklı tarafa yazılır. Yani 326 alınan depozito ve teminatlar hesabı diyorum 10.000 TL. İşte 8. ayın 1'inde yapacağımız kayıt. Fakat sorunun devamında yani 20.08.2016 tarihinde ise ABC işletmesi ihale şartlarını yerine getiremiyor ve biz de bu durumda almış olduğumuz depozito ve teminatı iptal ediyoruz, yakıyoruz. İptal etmek, hesabı kapatmak demektir. Yani 326 hesabını kapatıyorum. 326 alınan depozito ve teminatlar hesabını kapattım. Tutarı 10.000 lira. Peki bu teminat bedelini, bak biz aldık bu teminat bedelini. Ama bu teminat bedelini ABC işletmesine vermiyorum. Bu para kasamdan çıkmıyor. Bu para bende kaldı. Bu benim artık bir gelirimdir. Ve ben bu geliri işletme olarak hangi hesaba aktarıyorum arkadaşlar? 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabına aktarıyoruz. Tutarı 10.000 TL diyoruz. İşte yapacağımız kayıtlar bu şekilde. Yani kısacası depozito ya da teminatı aldığımızda 326 alacaklı, iptal ettiğimizde ise ters kayıtta borçlu. Olay bundan ibarettir. Peki, şimdi arkadaşlar 32'li gruplarda yer alan hesaplarımız bu şekilde. Yani tekrar ediyorum, burada 4 tane ana hesabımız var, pasif hesabımız var, 1 tane düzenleyici hesabımız var.
Bu düzenleyici hesabımızda özellikle sözel de soru gelmiş. Yani şöyle ki, aşağıdaki hesaplardan hangisi pasifi düzenleyici, aktif karakterli bir hesaptır tarzında. Aynı şekilde yevmiye kaydına dayalı dönem sonu ya da izleyen yılın başındaki kayıtlarda sorulmuş. Özellikle tekrar ediyorum, 329 diğer ticari borçlar hesabını duran varlıklarda birkaç örnekte size değindim. Tekrar son defa söylüyorum. Soruda ticari mal veresiye kredili alınmıştır dediğinde kullanacağınız hesap normalde 320 satıcı. Ama ticari mal dışındaki herhangi bir varlıktan bahsederse, demirbaş, taşıt, bina, arsa arazi fark etmiyor. Böyle bir durumda ticari mal dışındaki varlıklar veresiye kredili alındığında 320 satıcıları kullanmayacaksın, 329 diğer ticari borçlar hesabını kullanacaksın. Peki, şimdi o zaman 32'li gruptaki yani ticari borçlarda yer alan hesaplarımız bu şekilde. Sırada 33'lü gruplarımız var, yani diğer borçlarımız. Arkadaşlar, diğer borçlarda yer alan hesaplara ise şöyle bir baktığımızda, öncelikle tanım olarak bir değinelim. Diğer borçlar, işletmenin ticari faaliyetlerine dayalı olmayan, yani ticari mal alışverişi olmayan borçlarının izlendiği gruplardır. Peki 33'lü gruplar diğer borçlarda hangi hesaplarımız var? Bakalım şimdi. Arkadaşlar 331 ortaklara borçlar hesabı. 332 iştiraklere borçlar hesabı. 333 bağlı ortaklıklara borçlar hesabı. 335 personele borçlar hesabı ve 336 diğer çeşitli borçlar hesabı diyorum, bilmeniz gereken. Ve özellikle arkadaşlar ortaklara borç, iştiraklere borç, bağlı ortaklıklara borç ve personele borçlar hesabı. İlk dersin konusu, unutmayın. Biz bu hesapları muhasebenin 12 temel kavramından hangisinin gereği kullanırız? Kişilik kavramı. Peki yine beraberinde geçmiş konularımızı şöyle bir hatırlayalım. İştirak bağlı ortaklık arasındaki fark nedir? Eğer ortaklık payın %10 ile %50 arasında olduğunda biz iştiraklar hesabını kullanıyorduk. %50'nin üzerinde ise eğer ortaklık payın bağlı ortaklıklar hesabını kullanacaksın. Eğer soruda bir ortaklık payı hissesi vermediyse ki birazdan göreceksin, bu tarz borç sorularında ortaklara borçlar hesabını kullanacaksın. Nasıl diyeceksin? Hemen bir örnek üzerinden 3 tane hesabımızı kısaca bir değinelim, anlatalım. ABC işletmesinin Ekim ayı elektrik faturası ...500 TL artı %10 KDV diyelim. Ortak Bay A tarafından nakden ödenmiştir. Kaydını yapınız. Şimdi muhasebe temeli özellikle zayıf olan arkadaşlar, buradaki nakden kelimesini gördüğünde direkt aklına yüz kasa geliyor. Aslında normalde nakit peşin demek yüz kasa, doğru. Ama soruda bu fatura şirketin kasasından çıkmıyor. Ortağın cebinden nakit olarak çıkıyor. Dikkat edin bu ayrıntıya. Peki bizim yapacağımız kayıt nasıl olacak? YMY kaydımı açıyorum ve şöyle diyorum. Yine geçmiş konularımızda da buna değindim size. Bir işletmenin faaliyetlerinin devam edebilmesi için gerekli olan elektrik, su, telefon, kira, personel maaşları, ilgili gider hesaplarına, özellikle 770 genel yönetim giderlerine kaydedilir. Elektrik faturasından bahsettiğine göre yine 770 diyorum. Genel yönetim giderleri hesabı fatura 500. KDV'si 191 diyoruz. İndirilecek KDV hesabı
%10 dediğine göre 50 lira diyoruz. Ve alacaklı tarafa arkadaşlar kesinlikle nakiti görüp de 100 kasa yazmayacaksın. 100 kasa yazdığın anda bu ne anlama gelir? Fatura şirketin kasasından ödendi anlamına gelir. Ama kim ödemiş bu faturayı? Ortak Bay A. Ortak nasıl öderse ödesin. Bu bizi bağlamaz. Burada asıl önemli olan şirket bu parayı ödemediğine göre, ortak ödediğine göre şirket ortağına borçlandı ve bu ortağın hisse oranı verilmediği için bu borcu hangi hesapta göstereceksin? 331 ortaklara borçlar hesabı 550 TL diyeceksin. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğiniz hususlardan birisi. Bakın ortak Bay A ödüyor. Nakit ödüyor veya nasıl ödediği bizi ilgilendirmiyor. Şirket ortağına karşı borçlandığı için ortaklara borçlar hesabını kullandı. Ama olay ki bu soruda şöyle deseydi. %20 hisseye sahip ortak Bay A ödedi deseydi. Yani ortağın hissesini verseydi. Örnek %20 deseydi. O zaman ortaklara borçlar hesabını kullanmayacaktın. O zaman kullanacağın hesap iştiraklere borçlar hesabı olurdu. Çünkü iştiraklere borçlarda, yani iştiraklerde ortaklık payı %10, %50 arası demiştik. Ola ki bu soruda ortak Bay A'nın hissesi örnek %60 deseydi, o zaman da iştiraklere borçları kullanmayacaktım. Neyi kullanacaktım bu durumda? %60 diyor ise, o zaman %50'nin üzerindeki bütün ortaklıklarda bağlı ortaklıklar hesabını kullandığım için o zaman 333 bağlı ortaklıklara borçlar hesabı diyecektim. Ama hisse vermezse veya hisse oranını %1 ile %10 arasında verirse ortaklara borç, hisse oranını %10 ile 50 arasında verirse iştiraklere borç, ama hisse oranını %50'nin üzerinde verirse bağlı ortaklıklara borçlar hesabını kullanacaksın. Ve yine kalıplardan birisi, böyle bir yevmiye kaydı verip yapılan bu kayıt hangi muhasebe temel kavramına uygun davranıldığını gösterir deseydi veya hangisine örnek teşkil eder diye soru gelseydi, o zaman da tekrar ediyorum, biz bu 4 hesabı muhasebenin 12 temel kavramından kişilik ilkesi gereği kullanırız ve bu durumda da kişilik ilkesi deriz. Devam ediyorum. 335 personele borç. Bakın son zamanlarda gelen özellikle personel maaş tahakkuk kaydını size buradan vereceğim. Aslında şimdi anlatacağım konu bizim yine ilerleyen süreçte bir başka dersimizde anlatacağımız 36'lı gruptaki hesapların 360 ödenecek vergi ve fon ve 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabında bize şimdi anlatacak. Ve şöyle bir başlık atıyorum. Personel maaş tahakkuk kaydı diyoruz. Personel maaş tahakkuk kaydı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, personel maaş tahakkuk kaydı dediğinde bizim yapacağımız yevmiye kaydında borçlu tarafta ilgili gider hesabı yer alır. Ne demek ilgili gider hesabı? Bakın, soruya göre ilgili gider hesabı 730 genel üretim gideri olabilir. Soruya göre 760 pazarlama satış dağıtım gideri olabilir. Soruya göre 770 genel yönetim giderleri olabilir. Örnek veriyorum. Personel, fabrikada üretim yapan bölümde çalışan bir personel ise 730 genel üretim gideri deriz. Personel, pazarlama departmanında çalışan bir personel ise 760 pazarlama satış dağıtım gideri deriz. Ama personel yönetim bölümünde veya hiçbir açıklama yapmadığı takdirde ise 770 genel yönetim gider hesabını kullanırız. Peki biz ilgili gider hesabına personel maaş tahakkuk kaydında nelerin toplamını yazıyoruz? Brüt ücret. Bakın bunları kesinlikle bileceksin. SGK işveren payı. İşsizlik işveren payı. Ve bu üçünün toplamı ilgili gider hesabına yazılacaktır. Alacaklı tarafa geliyorum. 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı. Peki ödenecek vergi ve fonlar hesabında
neleri yazman gerekiyor? Hangi vergileri yazman gerekiyor? Bir, gelir vergisi. İki diyoruz, damga vergisi. Bu iki vergi tutarını, toplamını da 360 ödenecek vergi ve fonlara yazıyorum. 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri. Buraya ise 4 tane kesinti ki onlardan birisi aynı zamanda, daha doğrusu ikisi aynı zamanda borçlu tarafta yer alıyor. Yani SGK işveren artı işsizlik işveren artı SGK işçi payı artı işsizlik işçi payı. Bu dördünün toplamını da nereye yazıyoruz sevgili arkadaşım? 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri. Eğer personel o ay maaş günü gelmeden, işletmeden maaşından mahsup edilmek üzere avans aldıysa, ki bunu zaten biz daha önceki konularımızda gördük, 196 personel avansı, eğer böyle bir avans almış ise, o zaman da 196 aktifte yer alan personel avansları hesabını mahsup ediyorum, kapatıyorum. Ve personele ödenecek net ücreti ise 335 personele borçlar hesabına kaydediyorum. Ve böylelikle işçi maaş tahakkuk kaydını tamamlıyorum. Bakın, tekrar ediyorum. Ana hesaplar ve bu hesaplara yazacağın kesintileri mutlaka bileceksin. Bakın, emsal sorusu nasıl gelmiş? Hem KPSS hem Mali Müşavirlik'te. Yan tarafa hemen sorusunu yazıyorum arkadaşlar. Şöyle diyelim sorumuza. Brüt ücreti 2000 TL olan pazarlama departmanında çalışan personelin almış olduğu avans miktarı 200 TL'dir. 200 TL'dir. Devam ediyorum. SGK işçi payı, rakamları sallıyorum. 140 diyelim. SGK işveren payı 200 diyelim. Damga vergisi 10 lira diyelim. Gelir vergisi 90 lira diyelim. Bu bilgilere göre personel maaş tahakkuk kaydını yapınız. Bakın şimdi. Bütün bilgileri vermiyor bize. Ama sadece verilen bilgilere göre kaydımı oluşturacağım. Ve personel pazarlama departmanında çalıştığına göre o zaman biz ilgili gider hesabına hangi hesabı yazmamız gerekiyor? Az önce söyledim arkadaşlar. Eğer pazarlama departmanından bahsediyor ise bu gideri biz 760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabına aktarıyoruz dedim. Bakalım ne kadar? Brüt ücreti 2000 lira. SGK işveren payına bakıyorum. 200 lira vermiş. İşsizlik işveren payını vermemiş. Geç. Alacaklı tarafa geçmeden 760 pazarlama satış dağıtım giderine yazacağım toplam tutar rakam ne kadar bakalım? 2200 lira diyorum. Borçlu taraf 2200. Alacaklı tarafa geliyorum. Gelir vergisi 90, damga vergisi 10 lira ise o zaman 360 ödenecek vergi ve fonlara yazacağım tutar 100 liradır. 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine bakıyorum ki SGK işveren payı ne kadar? 200 lira. İşsizlik işveren payımız var mı? Yok, geç. SGK işçi payımız var mı? Var, 140 lira. Ama işsizlik işçi payı verilmediği için onu da geçiyorum.
Bu durumda ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine yazacağım toplam tutar 340 lira diyorum. Personel avansları. Bakalım personel avans almış mı? Evet, 200 lira da avans alıyor. O zaman personel avanslarını 200 lira olarak mahsup ettik, kapattık. Peki personele şu an ne kadar maaş ödeyeceğiz? Borçlu taraf 2200 ise, alacaklı tarafta yer alan 4 hesabın toplamı da 2200 olacak. Yani borçlu taraf alacaklı tarafa eşitliğini sağlaması gerekiyor. Bunun için 100 artı 340, 440 artı 200 daha 640, 2200'e tamamlanabilmesi için 640-700 dersek 1540. Ve personele borçlar hesabı 1540 lira diyorum. Ve böylelikle işçi maaş tahakkuk kaydımı, personel maaş tahakkuk kaydımı tamamlıyorum. Ve daha önceki yıllarda 2010'a kadar hep sözel geliyordu buradan soru. Nasıl geliyordu? Gelmiş sorulardan birisi. Personel maaş tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz diyordu. A. Genel yönetim gideri. B. Ödenecek vergi ve fon. C. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri. D. Peşin ödenen vergi ve fonlar. E. Personele borçlar. Bakın saydığım maddelerden, şıklardan peşin ödenen vergi ve fonlar kullanılmayacaktır. Veya başka bir KPSS sorusu. Şöyle diyor bize. Personel maaş tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılmaz diyor. Yani borçlandırılır diyor. Borçlandırılan 3 tane gider hesabını saydım size. Duruma göre, soruya göre pazarlama satış dağıtım gideri olabilir, genel üretim gideri olabilir ya da genel yönetim gideri olabilir dedim. Ki bu soruda da pazarlama departmanından bahsettiğine göre pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabını kullandık. Artı yeni sistemde ise bunların kayıtlarını soruyor ve bu kayıtları yapabilmen için özellikle aşağıya yazmış olduğum şu kesintilerin hangi hesaba ait olduğunu bileceksin. Ve özellikle kurum sınavında karşına gelirse eğer AGİ asgari geçim indirimini sana sorarsa, bakın bunu kayıtta soracağını pek zannetmiyorum ama ola ki ters bir soru veya zor bir ihtimal, gelme ihtimali zor ama yine de bilmende fayda var. AGİ'yi asgari geçim indirimini sorarsa 136 diğer çeşitli alacakların borcuna 335 personele borçlar hesabının da alacağına ilave edeceksin AGİ tutarını. Yani asgari geçim indirimini. Personel maaş tahakkuk kaydı ve 335 personele borçlar hesabının kullanılması da bu şekilde bir örnekle anlattım. Peki, son olarak da şundan bahsedeyim. 336 diğer çeşitli borçlar. Bunu hatırlarsak ilk konumuzda, ilk videolarımızda sizle hatır çeki ve hatır senetlerinden bahsettik. Neydi hatır senedi ya da hatır çeki? Ticari bir ilişkiye dayalı olmayan, tamamen hatır gönül ilişkisine dayalı çek ya da senetlere hatır çeki ya da hatır senetleri demiştik. İki taraf vardı. Hatır çeki ya da senedini alan taraf ve veren taraf. Peki 336 diğer çeşitli borçları nerede kullandım ben bu örnek kalıplarında? Hatır çeki ya da hatır senetlerinde hatır çekini ya da hatır senedini alan firma yapacağı kayıtta alacaklı tarafa 336 diğer çeşitli borçlar hesabını kullanır dedik. Ve örnekleri de yine aynı şekilde geçmiş videolarımızdan izleyip bakabilirsiniz.